Sevgili gençler, merhabalar. Ben İbrahim Kılıç. Bir Türkçe dersiyle yine birlikteyiz. Bugün fiilimsilerle ilgili soru çözümleri yapacağız ve pratik çözüm yolları üzerinde duracağız. Sevgili gençler, birinci soruyla başlıyoruz. Altı çizili fiilimsilerden hangisi farklı türdedir diye sormuş. Bugün 3 çeşit fiilimsimiz var. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Şıklara gidersek, şaşılacak şey, nasıl şey, şaşılacak şey. Anası mezar dikecekmiş. Bir sıfat fiil. Silmiş naftalin kokusu. Nasıl naftalin kokusu? Silmiş. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil. Ağlayınca örneğine geldiğimiz zaman buradaki ınca ınca ikimizin bir zarf fiil iki olduğunu görüyoruz. Farklı olanın C şıkkı olduğunu görmekteyiz. Denizli'de bilinmedik tarihlerde doğduğuna inanırdı cümlesinde. Nasıl tarihler? Bilinmedik tarihler. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil. Edirne'ye gittiğimiz zaman unutulan kuş adlarını hatırladı birden örneğindeyse. Nasıl kuş adları? Unutulan kuşatları. Bu da sıfat fiil iki olaraktan kullanılmış. Yani doğru seçeneğimiz Ceyhan olacaktır. Sevgili gençler, ikinci soruyla devam ediyoruz. Hangisinde fiilimsiye yani eylemsiye yeri verilmemiştir? Pratikte nasıl öğrenmiştik? Yüklemin dışında iş, oluş, hareket bildiren sözcükleri biz fiilimsi diyorduk. A'ya geldik. Acıkan hasta ruhu yakıp geçer boşuna örneğinde geçmek yükleminin dışında yakıp ve acıkan kelimelerinde fiilimsiyelerin olduğunu görmekteyiz. B'ye geldik. Yalancıdır yüklem, kardeştir yüklem, susar yüklem, kana ve cana demiş. Bu yüklemlerin dışında iş, oluş, hareket bildiren sözcük olmadığı için B şıkkında fiilimsi kullanılmamıştır. C'ye geldik. Ne tuhaf ki bunları bilenler çoktur örneğinde çoktur yüklem. Bilen kelimesindeki en iki sıfat fiil iki olduğu için bir fiilimsi kullanılmıştır. Denizli'ye gelirsek. Cehenneme götüren cennetten kaçan yoktur örneğinde yok yükleminin dışında. Kaçan ve götüren kelimeleri sıfat fiil iki olduğu için fiilimsi vardır. Edirne'ye gidersek, işi bitince unutur iyilik yapanları da örneğinde unutur yükleminin dışında bitince'deki ınca ınca'yı bir zarf fiil, yapan kelimesindeki an iki ise bir sıfat fiil ikidir. Dolayısıyla da Edirne'de yine fiilimsiye yer verilmiştir. İşte fiilimsiye yer verilmeyen örnek B şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Hangisinde eylemsiye yani fiilimsiye yer verilmiştir diye sormuş. İsim fiiliklerimizin mayışmak, sıfat fiiliklerimizin anası mezar dikecekmiş ekleri olduğunu unutmayacağız. Geriye kalan diğer eklerin ise zarf fiilikleri olduğunu biliyoruz. Burada biz eylemsiye yer verilmiştir derken cümlede yüklemin dışında iş, oluş, hareket bildiren bir fiilimsi bulmamız lazım. A. Ne yaldızlı hükümdar anıtları ne mermer demiş. Burada herhangi bir fiilimsi yok. B. Ömür süremez benim güçlü şiirim kadar derken süremez yükleminin dışında herhangi bir fiilimsi ekinin olmadığını görüyoruz. C. Seni pasaklı zaman pis bir mezara gömer örneğinde gömmek yükleminin dışında mezar, bir, pis, zaman, pasak ve sen kelimeleri fiilimsi değildir. Denizli'ye geldik. Ama satırlarımda senin güzelliğin ışıldar yükleminin dışında herhangi bir fiilimsi eki olmadığı için sürüyorum. Geldim cevaba. Türkü söylemek istediği gönlüm örneğinde istediği yüklem, yüklemin dışındaki söylemekteki makmik ikimiz ise bir isim fiildir. Yani fiilimsi eki olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar dördüncü soruyla devam ediyoruz. Hangisinde fiilimsiye yani eylemsiye yer verilmiştir diye sormuş. Yüklemin dışında iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere fiilimsi dediklerimizi biliyorsunuz. İsim fiili, sıfat fiili, zarf fiili unutmuyorsunuz. A. Sen mercandan adalarının altına bağlarsın bir yükleminde bağlamak yükleminin dışında iş, oluş, hareket bildiren kelime yoksa fiilimsi yoktur. Deniz dibi bıçağımla iplerimi keserim ben örneğinde kesmek yükleminin dışında herhangi bir fiilimsi eki yoksa siliyorum. Sen dudaklarının sokağından kovalarsın beni örneğinde kovalamak yükleminin dışında herhangi bir fiilimsi bulunmamaktadır. Denizli'ye geldik. Sarmaşıklarla örtülü duvardan atlarım örneğinde atlamak yükleminin dışında sarmaşık, örtü ve duvar kelimeleri fiilimsi olmadığı için cevap olamaz. Ama Edirne'ye geldiğimiz zaman başlarım sallanan bir ağaç gibi düşünme örneğinde başlarım yükleminin dışında bakın sallanandaki an ekinin bir sıfat fiil eki olduğunu, düşünmeye kelimesindeki mamiyenin ise bir isim fiil eki olduğunu görmektesiniz. Haliyle de fiilimsiye yer verilen şıkkın E şıkkı olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar 5. ve farklı bir soruyla birlikteyiz. Hangisinde sıfat fiil özne görevinde kullanılmıştır diyor. Bizim sıfat fiilliklerimiz neydi? Anası mezar dikecekmiş diye bildiğimiz, anası mezar dikecekmiş diye bildiğimiz 7 tane ekten meydana gelen
fiilimsilere biz sıfat fiil ikili diyorduk. Yani bizim 7 tane sıfat fiil ikimiz var. Hocam burada önce sıfat fiili mi bulalım yoksa özneyi mi bulalım? Önce sıfat fiilleri bir çizelim. Bakın burada edendeki en iki sıfat fiil ikimiz. Yine kalan en an. Ceyhan'a geldiğimiz zaman gelen. Denizli'de soranlar kelimesindeki an iki. Edirne'de ise dönendeki en ikleri birer sıfat fiil ikidir. Baktığımız zaman Bursa'da A yönelimi halekini aldığı için dolaylı tümleç. B'ye geldik İ ile bittiği için nesne. Ceyhan'a geldik soranlara A ile devam ederse dolaylı tümleç. Neydi? İsmin İ haliyle biterse nesne diyorduk. İsmin E, D, deneklerini alırsa da ne diyorduk? Dolaylı tümleç diyorduk. Edirne'ye geldiğimiz zaman ise öğrenmiştik. Kimden? Dönenlerden. E'de denekleriyle bittiği için yine dolaylı tümleç görevinde kullanmış. Peki neden cevap A şıkkı bakalım. Fukaraya yardım eden fakir olmaz cümlesinde. Fakir olmak yüklem, kim fakir olmaz diye sorduğumuz zaman fukaraya yardım eden örneğini cevap olaraktan vermekteyiz. Zaten biz özneyi bulurken hangi soruyu soruyoruz? Kim sorusunu soruyoruz. İşte sıfat fiilimizin olduğu öbek özne görevinde kullanılmış. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Dizelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemsidir? Yani fiilimsidir diye sormuş. Burada isim fiilikleri olan mayışmak, sıfat fiilikleri olan anası mezar dikecekmiş eklerini ve zarf fiiliklerini arayacağız. Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni örneğinde vazgeçmek bir yüklemdir, fiilimsi değildir. Sürünmek bir yüklemdir, fiilimsi değildir. Kaldırılmış yüklemdir ve bozulur da yüklem olduğu için fiilimsi olamaz. Ama C'ye geldiğimiz zaman artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi alır sessizce yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol diyordu. Kim diyordu? Yahya Kemal Beyatlı diyordu. İşte Yahya Kemal'den aldığımız bu mısrada gördüğünüz gibi buradaki makmik ikimiz nedir? İsim fiil ikimizdir. Tamamen isim fiiliklerine ne diyoruz? Fiilimsekleri diyoruz. Demek ki eylemsi ikini alan sözcük C şıkkındaki altı çizili sözcükmüş. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Hangisinde farklı bir fiilimsi vardır? Biliyorsunuz bizim 3 tane fiilimsimiz var. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Yapmam gereken şey şu. Önce fiilleri bulup, fiiller diye bildiğimiz yani yüklemleri bulup onların dışında iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere bakacağız. Mesela A'nın yüklemi iyileşti bunu siliyorum. B'de dövmüşler. C'de etkileyecek. D'de hareket ediyor. E'de ise çalışıyor yüklemlerini sildiğimiz zaman geri kalan fiilimsilere bakacağız. Bakın burada iş, oluş, hareket bildiren kelime yatınca kelimesidir. İşte buradaki ınca ikimiz bir zarf fiil iki. Zavallı çocuğu buraları siliyorum. Öldüresiye, asiye esiye ikimiz neydi? Zarf fiil ikimizdir. Geldik Ceyhan'a. Alınacak kararlar tüm işçileri etkileyecek örneğinde. Nasıl kararlar? Alınacak kararlar. Acak ecek ikimiz anası mezar dikecekmiş ikimiz değil mi? Evet. O zaman burada sıfat fiile yer verilmiş. Denizli'ye geldiğimiz zaman dığında diğinde ikini görürsek zarf fiile gidiyoruz. Edirne'de ise maksızın ikini gördüğümüz zaman yine zarf fiile gidiyoruz. Demek ki A, B, D ve E şıklarında zarf fiil ama Ceyhan'da sıfat fiil diye bildiğimiz farklı bir fiilimsi örneğine yer verilmiş. Evet soru 8 ile devam ediyoruz. Hangisinde yan cümlecik belirtisiz nesne görevindedir diye sormuş. Sevgili gençler, yan cümle demek sadece fiilimsi demek değildir. Bugün aynı zamanda iç içe bileşik cümleler diye bildiğimiz doğrudan anlatım cümleleri de bize yan cümleyi vermektedir. Şıklara gidersek, gözlerime bakarak bana bir şeyler anlatıyordu cümlesinde nasıl anlatıyordu? Gözlerime bakarak. Buradaki arak ikimiz zarf fiil iki olduğu için zarf cümleci görevinde kullanmış. İnsan yaşlandıkça çalışma azmini kaybediyor örneğinde. Ne zaman kaybediyor? İnsan yaşlandıkça. Yani zarf fiil, yani zarf cümleci. Zavallı adamın gidecek yeri kalmamıştı. Kalmamış olan ne? Zavallı adamın gidecek yeri. Buradaki sıfat fiil ikimiz de bize özne görevinde karşımıza çıkıyor. Denizli'ye ve cevaba gelirsek, bugünün işini yarına bırakma derdi diyor. Eğer bir cümle dedi diyor, demiş de biterse doğrudan anlatım cümlesidir. Doğrudan anlatım cümlelerinde yüklemin dışında kalan diğer kısmın tamamına biz ne diyoruz? Yan cümle diyoruz. Fiilimsi dışında da yan cümle kurabiliyoruz. Peki burası cümlenin hangi öğesidir? Belirtisiz nesne diyebildiğimiz öğesi olacaktır. Edirne'ye gidelim. Bu konuyu ayrıntılı görüşmem gerekiyor. Nasıl görüşmem gerekiyor? Ayrıntılı görüşmem gerekiyor. Örneği de yine zarf cümleci olarak kullanmış. Doğrusu içeriğimiz Denizli.
Dokuzuncu ve farklı bir soruyla devam ediyoruz. Hangisinde atlaşmış sıfat fiil, isim tanımlamasında tamlayan bölümünde kullanmıştır diyor. Hocam burada önce atlaşmış sıfat fiilini bulacağız, isim tanımlamasını bulacağız. İsim tanımlamasını bulmak daha kolay. A'ya gidelim. Çalışmanın faydası bir isim tanımlamasıdır ama burada gördüğümüz tamlayandaki mamikimiz bir isim fiildir. B'ye geldik. Şirket çalışanların maaşlarına zam yaptı örneğinde çalışanların maaşları isim tanımlaması şurada gördüğümüz an 2'de bir sıfat fiil ikimizdir. Yani çalışan insanların maaşlarına zam yaptı. O zaman atlaşmış bir sıfat fiilimiz bir isim tanımlamasının tamlayan olarak kullanılmış doğru seçenek Bursa olacaktır. C'ye geldik. Onun geç gelmesi öğretmeni bir hayli kızdırdı örneğinde. Onun gelmesi bir isim tanıması ama burası bir sıfat fiil değildir. Eve erken geldiğini kimse bilemedi örneğinde. Burada da herhangi bir tamlama yok. Edirne'ye gelirsek memur atamaları bilgisayar ortamında yapıldı örneğinde iki tane tamlama var. Ama baktığımız zaman atama kelimesinde herhangi bir isim fiilin olduğunu tamlayanların ise herhangi bir sıfat fiil iki almadığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar 10. soruyla devam ediyoruz. Fiilimsilerden hangisi türü bakımından farklıdır diye sormuş. Şimdi baktığımız zaman A, B, C, D şıklarındaki bütün fiilimsiler ilmez ekini almış. Biliyorsunuz ki mazmez ekimiz Türkçe'de aynı zamanda bir sıfat fiil ekidir ama ilmez şeklinde ise zarf fiil eki olaraktan dikkat çekiyor. Hocam nasıl ayıracağız? Şöyle ayıracağız. Olur olmaz bahanelerle lütfen karşıma çıkma örneğinde nasıl bahane diye sorarsak olur olmaz bahane. Sıfat tamlaması kurmuşsa burada gördüğümüz maz eki nedir? Bir sıfat fiildir. Geriye kalanlarda eve varır varmaz yani varınca zarf fiil, bitirir bitirmez bitirince zarf fiil, alır almaz yani alınca zarf fiil, Edirne'ye geldiğimiz zaman anlatır anlatmaz yine zarf fiil olarak kullanmış. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. Evet geldik 11. soruya. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil farklı görevde kullanmış diye sormuş. Sevgili gençler sıfat fiilin görevini sorduğu zaman burada iki şeye bakmamız lazım. Sıfat fiilimiz atlaşmış mı yoksa sıfat fiilimiz atlaşmamış mı bunu kontrol etmemiz lazım. Hani hatırlarsanız nasıl ki sıfatlar atlaşabiliyorsa sıfat fiillerin de bir özelliği nedir? Atlaşabilme özelliklerine sahiptirler. Şıklara gidince kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez örneğinde nasıl yer diye sorduğumuz zaman kaz gelecek yer örneğini görüyoruz. Bakın burada acak ecik ekimiz bir sıfat fiil midir? Evet. Peki önündeki isim kullanmaya devam etmiş mi etmiş? Eğer sıfat fiillerin önünde aynı sıfatlarda olduğu gibi isimler kullanmaya devam ediyorsa burada atlaşmamıştır diyeceğiz. Gülü seven dikenine katlanan örneğinde gülü seven insan. İşte buradaki isim düştüğü için bu sıfat fiilimiz bakın ne oldu? Atlaşmış oldu. Düşenin dostu olmaz örneğinde düşen dediğimiz an eki sıfat fiil eki değil mi? Evet. Aslında düşen insan demek istiyor. Yani burada örneğimiz ne olmuş? Atlaşmış. Gelen gideni aratır örneğinde ise iki tane sıfat fiilimiz var. Gelen insan ve giden insan diyebildiğimiz için bunların da atlaşmış olduğunu görmekteyiz. Son örneğe geldiğimiz zaman elden gelen öğün olmaz, olsa da vaktinde bulunmaz. Bakın elden gelen dediği yani elden gelen şey demek istiyor. Sonuçta önündeki isim düşmüş olduğu için Edirne'de de sıfat fiilimizin atlaştığını görmekteyiz. Demek ki Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne şıklarında sıfat fiillerimiz atlaşmış. Ama A şıkkına geldiğimiz zaman nasıl yer diye sorduğumuz zaman kaz gelecek yer diye tamlama kurabildiği için burada atlaşmamıştır. Sevgili arkadaşlar 12. soruyla devam ediyoruz. Hangisinde zarf fiil yoktur diye sormuş. Hatırlayın isim fiillerimiz mayışmak ekleri diye bildiğimiz eklerle kurulan fiilimsilere biz isim fiiller adını veriyorduk. Mayışmak. Sıfat fiilleri ise anası mezar dikecekmiş diye bildiğimiz ekleri kullanıyorduk. Anası mezar dikecekmiş diye bildiğimiz ekleri kullanıyorduk. Yani bugün isim fiillerin toplamda 3 tane ekinin olduğunu, sıfat fiilinin ekinin ise 7 olduğunu görmekteyiz. Bu 10 ek dışında gördüğümüz cümleye durum ya da zaman anlamları katan fiilimsi ekleri ise zarf fiillikleri olacaktır. Örneklere dönersek, ay pencereden durup durup güler örneğinde nasıl güler durup durup. Bakın burada ıp ekimizin olduğunu görmekteyiz. Bu bir zarf fiilikidir. B'ye geldik. Sert konuşmaya başladı aynılar derken buradaki konuşma kelimesindeki mami ekimizin bir isim fiil eki olduğunu görmekteyiz. Yani burada zarf fiil ekimiz yoktur. Ceyhan'a geldik. Geldiğinde söyleyin haberim olsun kuşlar derken ne zaman söyleyeceğiz? Geldiğinde, dığında, diğinde yine bir zarf fiil eki. Denizli'ye geldiğimiz zaman
Öldük ölümden bir şeyler umarak derken bakın burada arak erik ikimiz bir zarf birikidir. Edirne'de yok mu bakalım. Gözümün yaşına bakmadan gitti örneğinde gitmek yükleminin dışında nasıl gitti? Bakmadan gitti. İşte buradaki madam bilen ikimizde bir nedir? Zarf birikidir. Görüldüğü gibi A, C, D, E şıklarında zarf fiiliklerimiz var ama Bursa'da yoktur. B şıkkında görülen fiilimsi bir isim fiildir. Geldik 13. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle farklı bir eylemsiyle sağlanmıştır? Sevgili gençler, yan cümleyi biz genellikle fiilimsilerle kuruyoruz. 3 çeşit fiilimsimiz var. Bunlara isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil adlarını veriyoruz. Şıklara gidersek, böyle davrandıkça hiçbir sonuç alamazsın örneğinde dıkça dıkçayı gördüğümüz zaman zarf fiile gidiyoruz. Söylene söylene eve doğru yürüdü örneğinde nasıl yürüdü? Söylene söylene. Buradaki e'ler de bizi zarf fiile götürecektir. Yani B şıkkında zarf fiil ikimiz var. C'ye gittiğimiz zaman parlayan şehirler. Nasıl şehirler? Parlayan şehirler. Peki biz anası mezar dikecekmiş eklerine ne ekleri diyorduk? Sıfat fiil ekleri diyorduk. Demek ki burada cevabımız şu an Ceyhan gözüküyor. Geldik Denizli'ye. Buralardan gideli uzun yıllar oldu örneğinde alı eli eklerimizin zarf fiil eki olduğunu görüyoruz. Edirne'ye geldiğimiz zaman meksizin ekinin yine zarf fiil eki olduğunu görmekteyiz. Evet geldik 14. sorumuza. Hangisinde bağ fiil yani zarf fiil yüklemin anlamını zaman açısından sınırlandırmıştır? Biliyorsunuz zarf fiilleri biz ulaç ya da bağ fiil adlarını veriyoruz. Ve zarf fiiller cümlede ya durum zarfı olaraktan görev yapıyorlar ya da zaman zarfı olaraktan görev yapıyorlar. Pratikte ne yapıyoruz? Durum zarfını bulmak için nasıl sorusunu, zaman zarfını bulmak için de ne zaman sorusunu soruyoruz. A. Kapkaççı koşarak kalabalığın arasına girdi örneğinde nasıl girmiş? Koşarak. Burada gördüğümüz ara gerek zarf birikimiz durum zarfı olarak görev yapmış. B'ye geldik. Kitaplarını aldığında okula gidecek örneğinde ne zaman gidecek? Kitaplarını aldığında. Yani dığında deyince ki bize zaman zarfı anlamı katmış. Buradaki zarf fiilimiz zaman anlamı katarken Ceyhan'a geldik. Çocuklar güle oynaya evlerine döndüler örneğinde nasıl döndüler? Güle oynaya. Bakın burada EE diyebildiğimiz zarf fiilimizin durum zarfı olaraktan kullandığını görmekteyiz. Deniz'le gelirsek küçük kız yeni öğretmenini anlata anlata bitiremiyordu. Nasıl bitiremiyor? Anlata anlata. Burada gördüğümüz ağlar da gene bir durum zarfıdır. Son örneğe gelirsek çalışmaksızın hiçbir işte başarı sağlayamazsın. Nasıl başarı sağlayamazsın? Çalışmaksızın. Bakın burada yine durum zarfı olarak kullanılmış. Doğru seçeneğimiz Bursa olacaktır. Sevgili gençler geldik 15. ve son sorumuza. Yukarıda yer alan parçada kaç fiilimsi var diye sormuş. Bakalım. Ressam olarak bakın burada bir ara gerek zarf fiilikimiz var. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun sanat tarihimizde unutulmayacak bir yeri vardır. Birinci cümleye baktığımız zaman var yükleminin dışında bir zarf fiilikimiz olaraktan burada olarak gördük. Bir de nasıl bir yer? Unutulmayacak bir yer. Buradaki acak ecekimiz ise bir sıfat fiilikidir. Bugün de yarın da onun resimleri yaşayacak. Bu ikinci cümleden hangi bir fiilim sekimiz yok. 3. Zamana gelip geçen kuşlara. Bakın burada ıp ikimiz bir zarf fiil iki. Nasıl kuşlar? Geçen kuşlar. Bu da sıfat fiil iki. Geçen kuşlara bizlerden çağımızdan bir şeyler götüreceklerken toplamda bulduğumuz zarf sayısı 2 tane zarf fiil, 2 tane sıfat fiil olmak üzere toplamda 4 tane fiilimsimiz varmış. Yani doğru seçeneğimiz Denizli olacak. Sevgili gençler, böylece bir soru çözüm dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.